Evet arkadaşlar merhaba. Futbol Manager TR kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Sizlerle birlikte Futbol Manager 2020 Trabzonspor kariyerimize devam edeceğiz. En son hatırlarsınız Alanyaspor deplasmanında iyi bir güzel bir maç oynamıştık. Şu anki durumda şöyle. Tabii ki biz Alanya ile oynanan maç sonrasında basın toplantısını ben yaptım. Bunları geçtik. Şimdi siz de yapmıştık zaten Balıkesir Spor mücadelesi olacak. Türkiye Kupası maçıyla devam edeceğiz. Balıkesir Spor tabii ki alt lig takımı. Ona göre de biraz da rotasyonumuz olacak. Ama yine de ikinci ligde hatta Balıkesir. Ben ikinci ligi açmadım. Eğer dilerseniz ikinci ligi buradan arkadaşlar daha önce pardon yeni lig ekle kaldır diye bir seçenek var ya. Buradan gelirsiniz arkadaşlar. Lig ekle dersiniz. Avrupa, Türkiye. İkinci ligini seçerseniz eğer bu Haziran ayında tekrardan olur. Ben şimdi kaldırdım. Şimdi bizim asıl şeyimiz dünyada yılın futbolcusu adayları. Ben de oy veriyorum. Türkiye milli takımında olduğum için. Yani bakın bunlara bile oy verebiliyorsunuz milli takım olunca. Şimdi ben Mbappe, Griezmann, Neymar, Ronaldo. Aa, listede Messi yok. Çok ilginç. Bir kere ben Mbappe'yi seviyorum. Griezmann'ın stilini sevmiyorum. Neymar'ı seviyorum. Tabii Fransa İngiltere maçından sonra daha da uyuz oldum ona. Bir de Mane'ye vereyim. Zaten Ronaldo'yu veren vermiştir. Yılmaz Burul. Yılmaz Vural'ı andırıyor. Yılmaz Vural benim gözlemci ekibimde. Yılmaz Vural'ı da severiz. Evet 25 gün kala Trabzonspor seçimleri var. Ya, Ahmet abi zaten başarılıyken ya arkadaş tam eleştiriyorsunuz da yani. Cık. Allah'tan korkun. Bir şey demiyorum. Ersin Soğuz'a. Aa. Peki bizim menajer ne demiş? Ya maliyet 375 bin 925 bin. Anlaşıldı. Martin Ødegaard. Anlaşıldı. Ha, Matias Arezzo. Bu çocuk çok iyi gelişiyordu. Almışlar. River Plate'den almışlar. Gerçekten çok iyi gelişiyor. Yani Arezzo'yu öneririm. Ben bir önceki Trabzonspor kariyerlerinde aldım Arezzo'yu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Jacob Greaves. Mats Bitsburg. Bitstrup. Dilerseniz böyle teklif yap da diyebilirsiniz ya da transfer hedefi olarak ekle de diyebilirsiniz ama bak 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 hemen sorular geldi. Görüyor musunuz? Hemen soru yağmuruna tutulduk. Muhammed Darami. Oo, bu çocuk iyi. Ama maliyeti de iyi. Zaten Lille gitmiş. Yani Tottenham'dan kiralanmış. Sana bandı. Hep biz maçımızı oynayalım. Daha sonra onlara bakarız. Maçta Manuel Pehi koyacağız artık. Kerem geçen maç sevdim. Hatta şöyle yapalım daha mantıklı.
Defans hattında Talisca, Diego Talisca. Kerem gel buraya. Atil hala iyileşemedi ya. Crivelli oynasın ya, o kadar da abartmayalım. Zaten Gaziantep maçına kadar baya bir zamanımız var. Evet. Good luck boys. Settar Karaman. Ne demiş? Oo. Bizim asistan herkese evet, Balıkesir'in stadyumundayız. Şimdi Faruk başladı. Sterling. Hüseyin Türkmen. Evet, maç başladı. Galibiyet bekliyoruz tabii ki. Başka bir amacımız yok. Yine Süleyman. Taç atışı. Kuban vurdu ve gol. Oyunun bug'ını bulduğumuz için. Daha önce taktiklerde anlatmıştım arkadaşlar. Taçtan bu oyunda çok kolay gol oluyor. Hani kullanın. Keyif alırsınız. Tabii ki ön taraftaki oyuncunuz da yetenekli olması lazım. Sadece taçta hiç bitmiyor. Atan oyuncu da iyi olması lazım. Yani topa vuran oyuncu da. Bizim Sörloth da vuruyor ama Sörloth'un yani tamam boy itibariyle kafa golüyle çok fazla gol dağıttı oldu. Bu arada Kerem topu kaptırdı, evet. Settar. Kürşat. Sağ taraf oynadı. Evet, Balıkesir Spor şimdi gelmeye çalışıyor. Faruk, Abdülkadir Kayalı, Kürşat, Görkem. Güzel kesti Erce. Erce'yi attı. Şimdi sol tarafa baktı. Sağ taraftaki arkadaşlarını da gördü. Sol tarafta Yusuf'a verdi. Yusuf. Süleyman. Kerem. Süleyman. O artık bu formanın 11 adayı. Süleyman Yusuf. Kaleci çok güzel çıkardı. Asil Er Yılmaz. Kalecinin ismi ne güzel. Tevfik vurur mu? Aman tanrım. Yani böyle bir hata olamaz. Top dışarı çıkıyor. Sen... Aa! Aa! İlginç bir durum. Ben penaltı, artık gol dedim. Ama Balıkesir Spor mutlak bir gol şansında topu avuta gönderdi. Penaltıdan Abdülkadir Kayalı. Şimdi Kerem sağ taraftan taç atışı. Sterling topu kaptırdı. Tabi genç, tecrübesiz bekler. Oynatıyoruz. Normal bu tarz hatalar. Kuban kaptı içeride. Apeh var. Apeh vurdu, kaleci. Mükemmel çıkardı. Asil Er Yılmaz. Bugün yeminli sanki. Crivella. Kerem. Yusuf. Yine kaleci herhalde müdahale etti orada. Crivella baktı arkadaşlarını, kesti içeriye doğru. Savunma müdahale etti Kuban. Kuban'dan Crivella. 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 Kesti içeriye, yine savunma. Kerem, Yusuf. Kerem vurdu savunma. Balıkesir Spor tüm hatlarıyla savunmada. Crivella. Crivella, Yusuf Sarı. Süleyman Luş. Süleyman kesti savunma. Sterling, Kerem. Kerem sokuluyor içeri doğru. Savunma yine müdahale etti. Crivella. Kerem dağlara taşlara vurdu. Çok kötü bir vuruştu. Şimdi Kerem Kalafat sağ taraftan taş atışı. Uzunca bir kullanıyor. Kuban indirdi. Yusuf offside mı? Offside. Çok güzel, yine bir taktik organizasyon. Kuban, Yusuf orada. Bir tık daha geride olsa gol atması içten bile değil. 34. dakikayı geride bıraktık. %71'lik topla oynamamız var. Kasımpaşa Ankara Gücü önünde. 2-0 önde. Gençler Birliği 2-1 önde. Kerem şimdi yine uzun kullandı. Kuban mutlak bir gol pozisyonunda topu avuta gönderdi. Nasıl başardı bilmiyorum ama bunu yaptı. Zor olanı yaptı. Takım konuşmasına gelelim. 1-0 öndeyiz. Daha farklı da olabilirdi ama buna Yusuf'la Kuban izin vermedi. Apey'i de görmedik. Sterling de istediğim gibi değil. Ape şimdi. Talisca. Hüseyin. Talisca.
Sağ tarafta Sterling'i gördü. Sterling. Crivella. Çok güzel oynadı. Yusuf'a gelmedi. Süleyman. Şimdi uzun oynarsa Süleyman tehlike olur. Yusuf. Evet. Update vurdu. Yine kalecide kaldı. Asil. Asil Ergilmaz bugün iyi bir oyun ortaya koydu. Kürşat sağ tarafa mükemmel açtı topu. Süleyman çok iyi girdi araya. Yusuf. Yusuf bir pire gibi adeta. Yusuf gidiyor. Yusuf. Yusuf kesti içeriye. Crivella. O da bir enstantane. O da bir estetik vuruş denedi ama olmadı. Why are you anxious? Evet, Crivella. Crivella kesti içeriye. Top ne oluyor? O nasıl bir pozisyondur ya? O nasıl bir pozisyondu öyle? Müthiş bir karambol olan anı ama Asil izin vermiyor. Erce. Gönderdi. Arkadaşına hatalı bir pas. Fatih Kerem girmeye çalışıyor. Kaçtı oradan. Abdülkadir. Ekuban. Çok hatalı oynadı bugün. Ekuban. Ekuban mükemmel geldi. Çok kötü bitirdi. Serdar. Asas Serdar şurada güzel oynuyor. Hakkını yemeyeyim. Bir dakika. Hadi genç ateşi olsun. İleri uçta Serdar Polat'ı kullanacağım. Behlül'ü de aldım oyuna. Behlül Aydın. Evet, Kerem, Crivella, Kerem, Kalafat Kerem, Crivella, Crivella, sol tarafta Süleyman. Çok çalıştı bugün. Penaltıyı da yaptırdı Süleyman. Çok akıllı gitti. Şimdi Ekuban mutlak gol pozisyonlardan yararlanamamıştı. İnanmıyorum ya. Ya inanmıyorum. Yani Ekuban, yani zoru başarıyorsunuz. İki takım da penaltıdan yararlanamadı. İlginç bir maç izliyoruz. Süleyman, Behlül, Crivella, Kerem. Sağ tarafı gönderdi ama savunma müdahale etti. Crivella. Crivella bu amatörlerle oynayamam diyor. Kerem mükemmel bir out. Yani inanılır gibi değil. Gerçekten. Şu ana kadar skor 2-0 olmalıydı. Crivella kesti yine savunma müdahale etti. Crivella baktı arkadaşlarına. Kerem, Yusuf. Bu sefer gol. Kerem çok güzel bir kavisli orta geldi Kerem'den. Hasan iyi oynuyordu zaten. Kerem, Crivella. Kerem baktı orada Yusuf'a harika bir pas. Müthiş bir gol. Yorulan arkadaşları dışarı alalım. Ekuban var ya, soğumamışsın bile yani. Aa, bir dakika, zaten 3 olmuş. Sorry. Evet, yine Süleyman coşturdu maçta. Bursaspor'da 2-0 önde. Hücum hattına bakıyorum. Evet, Süleyman hakikaten çok iyi. Ve James Olayinka. Beklemiyordum gerçekten. Beni de şaşırttı. James çok güzel bir free kick. Kalecinin de hatası var gibi. Baraj da yerinde duruyor. Evet, Süleyman son saniyeler artık. Kullandı ve 4-0. Süleyman akıllıca yine taçtaki bug'ı kullandık. Hile gibi geliyor ama oyunda oluyor böyle şeyler. Yusuf. İki oyuncu birden. Kaleciyi orada kapattık. Marke ettik. Ve çok güzel bir gol daha attık. 4-0 oldu artık maçın son saniyeleri. Maç hakemine bakıyorum. Son düdüğünü çalıyor ve 4-0 önde bitirdik. Ya son 15 dakikada 3 tane gol attık değil mi? Gerçekten 90+2, 90+4. Hani 1-0 biter diye düşünürken 4-0 bitti. Herhalde taraftarlar buruk bir şekilde ayrılmıştır.
Dünyada yılın oyuncusu Kylian Mbappe ama şaşırtıcı Messi yok listede. Evet, Balıkesir maçı zaten böyle geçmesini bekliyorduk. İyi de oldu, keyifli oldu. Şimdi Gaziantep maçı olacak. Gerek yok, Trabzon'un golü verilmedi. Zaten offside, yani net offside. Abi Griezmann'ı hiç sevmiyorum ya. Yani gerçek eski dönemde olsa Griezmann bu değerde olmaz yani. Benim adıma standartlar yani. Çok büyük yüksek profilde yıldız adayı değil bence. Yani kızacak olanlar illaki çıkacaktır ama benim için yani bir Los Galacticos tavrı vardır ya Real Madrid'in eski zamanları. Hani hiçbir zaman aslında Griezmann orada oynayamaz. Yani 18'de olur. Evet, Yusuf'u övmüş. Ama Yusuf Fransa milli takımını seçti. Evet, Abdülkadir bir kez daha sakatlandı. Abdülkadir'in aslında sakatlık durumuna bakalım. Evet, son dönemde çok sakatlanıyor. O yüzden satmamız lazım Abdülkadir'i. Verim alamıyoruz. Evet, ligin flash takımı Gaziantepspor Futbol Kulübü. Kulübü. Kulübü gibi oluyor. Evet, 19 yaş altındaki oyuncularımız. Bu arada gelişim merkezinden arkadaşlar 19 yaş altındaki potansiyelli oyuncularınızı görebiliyorsunuz. Bu arada ben Tugay'ı oynatmak istiyorum ama Uğurcan'ı gönderemedim. Ümit güzel bir stoper. Bunu yine şey yapabilirim ki zaten Kampi'yi gönderiyorum biliyorsunuz. Ha, Şeref vardı, evet. Tamam. Kaan bile var yani. Yani genç altyapıdan çok güzel gençlerimiz var. Ya Muratcan zaten 22 yaşına geldi. Abdurrahim. Abdurrahim'den bir beklenti yok ya. Yani şöyle bakarsak potansiyeli açısından ben düşündüğüm gibi. Beyhan da evet kiraladım ama ya burada Ümit daha bir şey potansiyeli yüksek. Azimli bek. Sağ bek şu an yok ama sol bekte evet değerlendirebiliriz. Zaten ortada biliyorsunuz Kampi'yi gönderdik. Belki birkaç oyuncu daha gidebilir ilerleyen zamanlarda. Transfer sürecini biliyorsunuz. Bu artık 3. yıl. Diyeceksin ki abi hani bu kadar niye şey yapmadın? İşte Adem'i aldık. Adem'i hiç oynatmadık da. Adem abi yaktın sen bizi, yaktın. İşte orta sahaya daha klas adamlar almamız gerekiyordu. İşte Alan Rodriguez gibi bir adamı kaybettik ama daha iyi oyuncular almamız lazımdı. Şimdi seçim önerisini alalım önce. Oh. Sen ne yaptın ya? Evet. Sola Edgar'ı aldık. Tamam, olabilir. Ama James'in yerine ben James de hızlı sadece. Teknik anlamda daha düşük. Daha iyi.
Evet. Takım başlar. Gaziantep Spor Futbol Kulübü ile oynayacağız. Güzel ve keyifli bir maç olacak. Soyunma odasında. Burada tabii ki Gaziantep'te hatırlarsanız izlemiştik sizle birlikte. Fink ve Esposito. Defansımız da evet kuvvetliyiz. 14 maçta 6 gol yedik. Ama Gaziantep tehlikeli bir takım. Ligin ikinci sırasında elden bırakmamak lazım tedbiri. Hop, Esposito hemen bir sarı kart aldı. Koray Gencerler maçın hakemi daha henüz iki takım da orta sahada sanırım. Evet, bir duran top şansı Crivella. Kampi direkt. Kerem. Orada top direğe nasıl salladı? Avdiay vurdu, savunma. Edgar geliyor. Orada hemen bir duran topta pozisyonu yakaladık ama golle sonuçlandıramadık. Ve şimdi köşe vuruşu Gaziantepspor'da Erdoğan Yeşilyurt kullandı. Bradley Fink çok açık kaldı orada. İlk pozisyonunu buldu Gaziantep Spor Futbol Kulübü. Şimdi kafa kafaya geldik. Evet, login. Yusuf çok iyi topladı orada topu. Edgar, Crivella. Crivella sağ tarafta, Abdülkadir Crivella en köşede Ture'yi gördü. Ture, kalenin içine mi gireceksin artık? Abdülkadir. Tempo Yusuf çok yorulmuş. Kerem istediğimiz şey de değil. Saat 5'te kendi sahamızdayız. Tabii kaleye sürekli biz gittik. Onlar çok pas yapmış, ayağa pas yapmışlar sürekli. Galatasaray 1-0 önde. Evet, sağ taraf Avdiya'yı aldım. Ortada Abdülkadir. Kampi. Yusuf. Yusuf şimdi kesti ama savunma müdahale etti. Adarabio, Toure. Avdiya, Abdülkadir. Şimdi Almimi Toure ve köşe vuruşu. Şimdi Crivella orada baktı arkadaşlarına. Savunma müdahale etti Abdülkadir. Crivella, Toure, Adarabio, Toure, Adarabio. Müthiş bir ikili paslaşma. Avdiay, Toure. Ver artık pasını. Crivella, Avdiay, Toure. Savunma. Peşini bırakmıyoruz adeta. Şimdi Alparslan bir çıkış arıyor Gaziantep Spor Futbol Kulübü. Fink vurdu. Harika vurdu. Aman tanrım. Durduğu yerden harika bir şut. Hiç beklemediğimiz bir anda inanılmaz güzel bir şut vurdu. Şimdi Yusuf Kuban giriyor Abdülkadir diyorum. Yusuf çok yoruldu çünkü. Hadi. Ya şu topu kapmamız gerekiyordu yani gerçekten. Adama çok geri dönmüştü. Bak. Kötü. Bu kötü. Çok akıllı oynuyor. Çok akıllı oynadı.
Adam üzerine gidelim. Abdülkadir var ya, çok kötü oynuyorsun bugün ya. Oh. Allah Allah. Adamlar pozisyon verdirmiyor ya. Crivella. Hadi. Hay Allah'ım. Hadi ola Inka. Crivella. Sol taraf çok iyi gördü. Edgar. Ah Sorloth. Offside. Offside ya. Bunu zaten bu tarz pozisyonlara atıyorsa offside. Çıldırtıyor adamı. Son şans. Crivella kesti içeriye. Ah. Atsa da yine offside diyecek kesin. Son şanslar artık gelmedi. Abi güzel defans yaptılar ya. Evet, kilitlediler bizi arkadaşlar. Yani bakıyorum. Kazanmamız gereken maçı kaybettik. Yani kaybettik. Benim gözümde kaybettik. 0-0 kalmak.